99'da futbolu bıraktınız ve 2019-2020 yani 10-11 yıl geçmiş aradan. Bıraktığınız günden bugüne ne değişti sizce? Bir de o soruya ek şunu söyleyeyim. Futbolda mı? Futbolda. Geçtiğimiz günlerde mecliste bir konuşma yaptınız. Bayağı gündem oldu. Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıksınlar, doğruyu söylesinler. Biz iflas ettik desinler dediniz ve tartışma yaratan bir açıklamaydı bu. Türk futbolunda kulüpler iflas mı etti? Safiye Sancaklı bunu neden söyledi? Şimdi hakikaten iflas ettiler. Şimdi ben bunu birilerini suçlamak için söylemiyorum. Fakat Türkiye'deki futbol yapısı, kurallar değişik şekilde işliyor. Yani UEFA, FIFA kurallarını koymuş aslında ama uygulamada büyük sıkıntı var, uygulamıyoruz biz. Şimdi bu bugüne kadarki gelen yöneticiler, tabii %100'ü için söylemiyorum ama büyük bölümü kendi kişisel çıkarları için buradalar. Yani iş olsun, prestij olsun, ihaleler olsun, nasıl bakarsanız bakın. Kendi PR'ını yapıyor. Tabii kendi PR'ını yapıyor. Yani bunu söylerken şöyle yanlış anlaşılmasın, yani gelen yöneticiler kulüpten işte para alıyor bilmem, o manada söylemiyorum ama genel olarak baktığınızda herkes kendi PR'ı için, kendi çıkarı için geliyor. Böyle olunca da şey de yok, bir sorumlulukları da yok mali manada. Yönetiyor 5 sene, işte 10 milyon borç alıyor, 100 milyon borç oluyor. Ben diyor artık gideyim diyor, çekiyor gidiyor, hiçbir yaptırımı da yok. Öyle olunca da yöneticilik yapmak çok kolay vallahi, başkasının parasıyla, bu taraftarın ödediği parayla. Maç bileti olsun, kulüp şeyler olsun, ürünler olsun. Doğaldır böyle bir ilgi var diye bir televizyon kanalı geliyor. Yılda 500 milyon dolar ödüyor bu lige. Bunların hepsine baktığın zaman para da var. Fakat bu arkadaşlar kendi holdinglerini yönetirken çok iyi yönetiyorlar. Yani parasal olarak da. Çünkü holding patronu olabilmek için parayı çok iyi yönetmeyi bilmek lazım. Holdingi çok iyi giderken aynı adamın yönettiği kulüp nasıl batıyor? İşte har vurup harman savuruyorlar. Tek suçlu kulüp başkanları mı? Kulüp başkanları demiyorum. Genel söylüyorum yani başkanlar, yöneticiler. Şöyle bir şey konuşamayız. Sadece bunların yüzünden. Öyle bir şey konuşamayız. Hepimiz suçluyuz. Yani hepimiz. Hepimizin payı var bu işte. Yani benim de var. Ben de milletvekiliyim. Değiştir o zaman gücün yetiyorsa. Veya zorla. Siz de spikersiniz. Burada konuşurken belki siz de hatalı konuşuyorsunuz. Maç bitiyor hafta sonu. Herkes hakem penaltıyı vermiş mi vermemiş mi? Offside mi değil mi onu konuşuyor. Yani bu haftaki Fenerbahçe Beşiktaş maçına gittim. Ben maçtan sonra gene herkes hakemi konuşuyor. Evet. Hep hakemler suçlu. Tabii ki bir sürü hatalar yapıyorlar. Bu maçta da yaptılar. Gördük hepimiz. Ama hep birinin üstüne suç atma hastalığı var ya bizde. Bak bunların yüzünden. Öyle bir şey yok. Hepimizin yüzünden olmuş bu. Olmuş. Ben de artık diyorum ki arkadaşlar bu deniz bitti. Yani şu anda bir kulüp başkanımız bana şöyle bir şey söyledi. Üç büyük kulüpten birinin başkanı. Önümüzdeki 6,5 yıl diyor bütün gelirler temlik edilmiş. Nasıl yöneteceksiniz? Artık bitti deniz yani. Diğerleri de aşağı yukarı aynı durumda. Bakın finansal olarak sıkıntıda olmayan kimler biliyor musun? Mesela Kasımpaşa var, Göztepe var, Başakşehir var, Sivas var. Bunların üçü şirket. Sorumluluk onlarda. Sahibi kimse, başkanı da o. Eğer zarar ederse cebinden ödeyecek. O yüzdendir ki ona göre ayarlıyorlar her şeyi. Mali yapıyı. Ben de diyorum ki olan olmuş tamam. Gelin bir sünger çekelim buna. UEFA ve FIFA kuralları zaten var. Avrupa'da gelişmiş ülkeler bu futbolu nasıl yönetiyor? O kuralları alıyor. %10, %20 de kendi ülkesine göre onu uyarlıyor. Söylediğim anayasayı yazıyor. Kırmızı kaplı kitap dedim akılda kalsın diye. Futbolun anayasası. Geliyor. Şimdi her şey yazılı orada. Siz gelip diyorsunuz ki ben federasyonda yönetici olmak istiyorum veya kulüpte yönetici olmak istiyorum. Tamam diyorlar, 63. sayfayı açıyoruz. Kriterler yazıyor ya, her şeyin kriteri var orada. Her şeyin ama. Oradan yöneteceğiz. Anayasa. Açıyoruz sayfayı. Kriterler, beyefendi kriterleriniz uymuyor. Siz yönetici olamazsınız. Nasıl olamam, benim 1 milyar dolarım var. Fark etmez. Ve o da olamıyor kriterler uymuyorsa. Bunu hakemler içinde, yöneticiler içinde, kurullar içinde. Ya kulüplerin sahalarına bakan, çimlerini kesen adamın bile kriteri olacak yani. Tabii. Ha bunu yaptığınız zaman sonra kimin başkan olduğu çok önemli değil. Mesela çok önem kazanmıyor yönetici kimin olduğu. Çünkü sistem işliyor. Yani bu kadar işte bu sporun içindesiniz. Bana dünyanın en büyük kulübü Manchester United şey olarak şu anda finansal olarak. Kulüp başkanının ismini biliyor musunuz? Hayır. Ben de bilmiyorum. Veya Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'na, Fransa Futbol Federasyonu. Bilmiyorsunuz değil mi? Ben de bilmiyorum.
bilmeye ihtiyaç kalmadı ki. Sistem kurulmuş, işliyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gelin bunu yapalım. Türkiye Cumhuriyeti koca bir devlet. Çözer bunu. Ama bunu çözmek isteyelim yeter ki. Yani bir şirketleşmeden mi? Ben şirketleşme demiyorum. O da bir formül olabilir. Bakılır yani. Ama söylediğim şu. Benim ana şey söylediğim şu. Anayasayı yazacağız. Bir kere her şeyin kriteri orada olacak. Yani sen kulüp bu, öbür kulüp, o onun akrabası, bu bunun yeğeni, bunun dayısı yok. Oradan açıp bakacağız yani. O anayasaya göre kurarsanız sistemi bir sıkıntı kalmayacak yani. Mesela dedim ki Kulüpler Birliği yasası var. 8 yıldır, 9 yıldır bekliyor. Hadi çıkaralım dedim bunu ki çıkaracağız. Başka çare kalmadı zaten. Neden bunca yıl çıkmadı bu sizce? Söyleyeceğim şimdi. Maddenin bir tanesini söylüyorum. Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemden borçlardan sorumludur. Çıkartırlar mı bunu? O biraz evvel bahsettiğimiz oyuncu yönetici grubu. Kendi PR'ını yapan, istediği gibi at oynatan. Can ne istiyorsa yapan. Sonra da hadi eyvallah deyip giden. Bunlar bunu yaptırır mı? İster mi? O zaman istedikleri gibi hareket edemeyecekler o zaman. Başkasının parasıyla, kulübün parasıyla, taraftarın parasıyla. O zaman ehil insanlar gelecek oraya. Yönetmeyi bilen, sistem de burada. Ehil insanları da koyduğun zaman, yani anlatıyorlar ya bu futbol bu kadar kötü, çözülemez falan. Yok öyle bir şey ya. Türkiye Cumhuriyeti kanunu koyacak. Bu Kulüpler Birliği yasası çözüm olur mu? %50'sini halleder. Peki o zaman Kulüpler Birliği yasasının çıkmasına biri veya birileri müdahale ediyor gibi anladım ben ama. Müdahale ediyor derken futbol kamuoyunu yönetenler istemiyordu bunu bugüne kadar. İstemiyordu. Hı hı. Söylediğim nedenlerden dolayı. Ama onların keyfine göre mi bırakacağız biz futbolu, sporu? Bugün Türkiye'de 82 milyon var. 65-70 milyon kişi ilgileniyor bununla ya. En kötü ihtimalle takım tutuyor değil mi? Evet. Bu kadar ilgi alan olan, bu kadar sevilen, izlenen başka bir ikinci bir şey var mı? Sporda da yok, dışarıda da yok. Yani Türkiye'de bugün 65-70 milyon kişi neyle ilgilenir yani? Neyin peşinden gidebilir futbolun dışında? Peki mutsuz insanlar? Yani şu anda futbol izleyicileri, takım tutanlar, mutsuz herkes. Ya oynayan oyuncular mutsuz ya. Maçları seyretmiyor musunuz yani? Oyuncular mutsuz, hocalar mutsuz, yönetim mutsuz, taraftar mutsuz. O zaman demek ki sıkıntı var yani. Hadi bu sıkıntıyı hep beraber çözelim diyorum ben. Bu meclisten de özellikle meclisten anlatıyorum. Devlet kayıtlarına geçiyor. Meclisten konuşunca bütün devlet erkanının da haberi oluyor. Nitekim de bu konuşmalardan sonra hem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay hem Maliye'nin başındaki Naci Ağbal Bey benle birebir bu konuyu konuştular. Nasıl çözeceğimizi falan. İnşallah hep beraber bunu çözeceğiz. Başka çaresi yok. 2020'de yani. Çıkar mı o Kulüpler Birliği yasası? İşte ben çıksın diye elimden geleni yapacağım. Şimdi aslında dönüp baktığımız zaman Türk futboluna, Türk futbolunun lokomotifi dediğimiz o üç büyükler 10 milyara yakın borçlandılar ve bunu siz de geçtiğimiz günlerde söylediniz. Ama dönüp diğer taraftan Sivasspor'a bakıyorsunuz. Şu an Süper Lig'de lider konumunda. O bütçenin yarısı bile değil. Beşte biri. Yani bu... Ama bir taraftan da kulüplerin bu kadar borcu olmasına rağmen yüksek ücretli futbolcuları transfer etmeye devam ediyorlar. Bu doğru mudur? Bunun önüne nasıl geçmek gerek? Ve kulüpler neden bu kadar çok borçlanıyor? Bu doğru değil. Neden değil biliyor musun? Şimdi bu üç büyük kulübümüzün de ciddi borcu var. Evet. Taraftara ben o konuşmamda dedim ki çıkın taraftara anlatın gerçekleri. Evet büyük Türk milletinin taraftarları. Siz de kabul edin artık. İdarecileri şimdi devre arası geliyor değil mi şimdi? Galatasaray, Fener, Beşiktaş'ın işleri kötü gidiyor. Evet. Baskı başladı. Yıldız oyuncu alın 3 tane. Yıldız oyuncu gelsin. Kim? İsimler atılıyor. Basanın da işine geliyor zaten bu sayfaları doldurmak lazım. Bu sefer bir baskı oluşuyor. Taraftar baskı yapmaya başlıyor. Basın baskı yapıyor. Yönetici diyor ki paramız yok. O zaman gelmeseydin oraya. Bu baskının sonucunda bunlar gene gidip mecbur kalıyorlar. Oyuncu alıyorlar. Şimdi bugün Avrupa piyasasında vasat bir oyuncunun fiyatı 10 milyon euro. Vasat bir oyuncu. Yani Avrupa'da iyi, biraz kıpırdadıysa 50 milyon euro bonservisi. Biraz daha yukarıdaysa 100 ve yukarı gidiyor. Ama 10 milyon euroluk oyuncular şu anda Avrupa'nın böyle vasat oyuncular. Yani Türkiye'ye gelip seni alıp sırtını alıp götürmez yani. İşte en son Fenerbahçe geçen sene bir dünya adam aldı, gönderdi. En son bu sene Galatasaray Falcao'yu aldı, o Enzonzi'yi aldı. Bir dünya adam aldı değil mi? Ne oldu? Sivas'tan kaçtı, 9 mu 10 puan mı geride? Ne oldu? Bunu
Çok önemli bir nokta bu. Yukarı tükür bıyık, aşağı tükür sakal. Şimdi yönetici geliyor, toplanıyorlar. Ya diyorlar para yok, nereden alacağız? Ama diyor bu kadar baskı var, alalım. Ama bir taraftan borç da duruyor. İşte borç zaten duruyor. Ne yapıyor? Kredi, temlik. İlerisinin gelecek gelirleri temlik ettirip oyuncu alıyorlar. Falcao geldiğinde herhalde orada bir 10.000-20.000 kişi falan vardı ondan sonra. Falcao'ya diyorlar ki niye geldin Galatasaray'a? Şöyle bir cevap bekliyorlar. Ben çocukluğumdan beri hasta Galatasaray'ım. Cevabını bekliyorlar, tamam mı? Adam da dürüst adam, diyor ki ben 33 yaşındaydım diyor. 33 yaşındayım. Monaco'da da oynamıyorum. Bana teklifler vardı ama ilk defa bir kulüptü. 3 yıllık böyle bir yüksek parayla bana teklif yaptı. Ben de geldim diyor. Adam doğruyu söylüyor. Peki Falcao kim? Monaco'da oynamayan Falcao, öyle mi? Aldık biz onu. Peki geçen sene Slimani diye bir oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Sezon boyunca 1 veya 2 gol attı yanılmıyorsam. Değil mi? Fenerbahçeli. Tabii tabii. Ondan sonra nerede o biliyor musun şimdi? Monaco'da gol kralı, önde gidiyor. Monaco'da en çok golü attı. Bak Fenerbahçe'de oynayamayan adam şimdi Monaco'da takımda en çok golü attı. Monaco'da oynamayan adamı da biz bonuslar hariç 21 milyon euro ödedik. Yani bütün hepsini toplarsan herhalde 25 milyon euronun üstünde yani. Şimdi çıksın o idareciler anlatsın bakalım, bunun bir cevabını onlar versin, biz değil yani. Onun için diyorum bırakın artık milleti kandırmayı. Çıkın deyin ki arkadaşlar durum bu, haberiniz olsun. Hadi hep beraber bu işi çözelim. Taraftar da kabul etsin bunu. İkna olsun taraftarları yani. Taraftar da bilsin ki hakikaten kulüpte para yok. Oyuncu da alamayız. Baskı da yapmayalım. İki sene de şampiyon olma ne olacak? Fenerbahçe tahmin ediyorum kaç 6-7 yıldır şampiyon olmuyor herhalde. Öyle mi? Ama bu sene de çok iyi gitmiyor Fenerbahçe. Yok hani ne var yani? 7 yıldır şampiyon olmuyor. Bir sene daha olmasın. Galatasaray oldu üst üste iki. Olmasın iki sene. Beşiktaş da oldu. Olmayın kardeşim bir iki sene şampiyon. Ne olacak yani? Ama o 1-2 sene sonra şampiyon olmadan sonraki 10 seneyi, 20 seneyi düzenleyelim de bu kulüpler ayakta kalsın. Yani şampiyon olmanın da tek yolu aslında yıldız oyuncuları transfer etmekten geçmiyor. Bugün Avrupa'ya dönüp baktığımız zaman bu kadar borçlanan takımların hangisi Avrupa macerasına devam ediyor? Şimdi, Türk futbolunda. Bak Ajax diye bir takım var. Bir sürü takım var da mesela aklıma geldi diye söylüyorum. Ajax'ın hiç transfer yaptığını duydunuz mu? Her sene de 10 tane oyuncu satıyor. Her sene de Şampiyonlar Ligi'nde ya yarı final oynuyor ya final oynuyor. Hep 18-19-20 yaşında çocuklar. Sistemi kurmuş. Fabrika gibi üretiyor. Sen kur, sen niye kurmuyorsun? Bizim altyapıdan gelen oyuncuları çok sahiplenmiyor muyuz acaba biz? Şimdi bak. Kulübe başkan oldunuz siz. Altyapıdan oyuncu ne kadar da yetişiyor biliyor musun? 8 yaşında girse 18 yaşında da 19 yaşında da A takıma çıkıyor olsa 10-11-12 sene değil mi? Kulüp başkanı geliyor oturuyor koltuğa. Büyük başkan bizi şampiyon yap bilmem ne. Adam onu zaten aklının köşesinden bile geçirmiyor. 10 senelik bir program. Öyle bir tarzı da yok. Öyle bir başkanlık süresi de yok zaten. Evet. O bir sene, iki sene, üç sene, dört sene yapacak. O arada şampiyon yapacak. Bilmem ne vay büyük başkan, efsane başkan deyip geçecek. İlgilenmiyorlar altyapıyla. Yoksa 82 milyonda oyuncu mu çıkmaz ya? Değil mi aslında? Fışkırır. Şeye bakın bak mesela programdan sonra bir internete girin. U18'e kadar, yani 18 yaşa kadar bütün branşlara bakın. Bütün yani futbol değil. Avrupa'da ve dünyada hep derece alıyoruz. Evet. Onun nedeni ne biliyor musun? Bizim çocuklar yetenekli. Ama biz sahip çıkmıyoruz. İşte 18'den sonra sistem ve o tıkıyor önüne. Yoksa 18'e kadar bizim çocuklar hep her yerde derece alıyor, her branşta. Demek ki Türk sporcusu, Türk çocukları yeteneklidir. Ama bunlara sistemin içinde yol açacaksın.